Selam gençler kanalıma hoş geldiniz ben Matuca. Evet arkadaşlar bu videoda 3-4-5 yayınlarında soru çözümünde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Teste başlamadan önce kanalıma abone olup daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlarsanız sevinirim çocuklar. Hemen ilk sorudan başlayalım. Şimdi aşağıdakilerde hangisi ifadesinin çarpanlarından birisi değildir diyor bana. Dikkatli olun. Ben sol taraftaki ifadeye bir bakarsam bakın dikkatli olun. Şu iki ifadede tek küpler ortak değil mi arkadaşlar? Tek küpler ortak. Ben t üzeri 5 ifadesini sonuç olarak t üzeri 3 çarpı t üzeri 2 olarak yazamaz mıyım? Çok rahat yazarım. Tabanlar aynı. Üstleri topla. T üzeri 5 gelecek. E sağ tarafa baktım. Bir tane teküp küp burada var. Öyleyse bu iki ifadeyi teküp ortak parantezine alsak. Şimdi t yazdım. Yazdıktan sonra ortak olanları sildim. Ne yaptım? Geriye kalanlarını parantez içerisine yazıyorum. Soldan t kare geldi. Eksi. Sağdan hiçbir şey kalmadığı için eksi 1 geldi. Artı Yine aynı şekilde t kare eksi 1 de sağdan gelmiş oldu. Unutmayın ortak parantezi alınca soldan t kare geldi. Arada eksi var. Sağ tarafta hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmayan yer daima nedir? Artı 1'dir. O yüzden biz buraya 1'i yerleştirdik. Bu eksi nereden geldi? Ortadan geldi. Şimdi bakıyorum t kare eksi 1'ler ortak çıktı. O zaman ben bu ifadeyi bir daha t kare eksi 1 parantezine alıyorum. Eğer ki t kare eksi 1 parantezine alırsam dikkatli olun. Ortak olanı yazdım. Ortak olanları sildim. Geriye kalanları ne yapacağız? Parantez içerisinde yazacağız. E soldan tek küp kaldı. Aradan artı geldi. Yan tarafta hiçbir şey kalmadığı için bir bir de buradan geldi. Buna göre ifadesinin çarpanlarının biri hangisi değildir diye soruyor bana. Şimdi dikkatli olun. Biz elimizdeki bu ifadeyi soldaki bir de birin karesi sağdaki bir de birin kübü olarak düşünürsek. E soldaki ifadede iki kare farkı yok mu? Var. O zaman tabanları çıkar. Tabanları topla ve çarp. İki kare fark neydi? Tabanları çıkar, tabanları topla ve çarp. Peki hatırlayın a küp artı b küp açılımı neydi? a küp artı b küp açılımı. Bunun iki tane açılımı vardı. Burada kullanacağımız açılım şu. a artı b çarpı a'nın karesi eksi ab artı b kare. Bakın dikkatli olun. a'mız kim? t. b'miz kim? 1. Eğer ki yerine yazarsak ne gelecektir? Bu durumda t artı 1 çarpı t'nin karesi eksi t çarpı 1'den t geldi. Artı 1'in karesi 1 buradan gelmiş oldu. Buna göre hangisi bir çarpan değildir diye soruyor. Dikkatli olun şurada bir t eksi 1 çarpanı var. Bu bir çarpan olarak geldi. E t artı 1 burada var. Aynı şekilde t kare eksi t artı 1 burada var. Bunu da attım. Bakın ben eğer ki bu iki ifade çarparsam t artı 1 çarpı t artı 1'den dolayı ben bunu t artı 1'in kare şeklinde yazamaz mıyım? Çok rahat yazarım. O yüzden t artı bir karesi de var. Ama t eksi bir karesi çarpaların bir ters değildir. O yüzden doğru cevabımız da Denizli gelmiş oldu. Evet. Gelelim ikinci sorumuza. Böyle bir ifade bana verilmiş. Buna göre şu ifadenin değeri kaçtı diye soruyor. Şimdi bakın. Sakın ama sakın şunu unutmuyorsunuz. Size çarpanları ayırmada x artı y de verirse, x eksi y değeri de verirse x kare artı y kare isteniyorsa kim verilirse verilsin mutlaka iki tarafında karesini alacaksınız. Tamam mı? İsterse x artı y verilsin. isterse x eksi y verilsin. Sizden x kare artı y kare isteniyorsa iki tarafında karesini alacaksınız. Öncelikle size sorunun ifadeyi siz şöyle yazsanız bir şey değişir mi? p üzeri 4 bölü p kare artı 1 bölü p kare şeklinde yazsan bir şey değişir mi? Hayır değişmez. E p kareler bir götürmedi mi? tabanlar aynı üstlere çıkar. Soldan P kare geldi. Bak sağdaki ifadeyi ben böyle yazabildiğim gibi şöyle yazsam bir şey değişir mi? Değişmez. Bu durumda ben ne anlıyorum? Bak şunu x gibi düşün. Bunu y gibi düşün. Adam bana x artı y'yi verdi. x kare artı y kare istiyor. Yani tam da söylediğim ifade istiyor. E ne yapacağız? x artı y'de iki tarafında karesini alacağız. Hemen iki tarafında karesini al. İki tarafında karesini alıyorum. Bu durumda birincinin karesi yani P'nin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yani P ile 1 bölü P'nin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi yani 1 bölü P'nin parantez karesi kime eşit geldi? 5'in karesinden 25 eşit geldi. E P'ler zaten birbirini götürdü. Eğer ki 2'yi de karşı gönderirsek bu durumda P kare artı 1 bölü P'nin parantez karesi kime eşit gelmiş oldu? 23'e yani sorun doğru cevabı da Edirne gelmiş oldu tamam mı? Geliyorum 3. soruya. Çocuklar bu soruda A küp artı B küp formülü kullanılacak. Şimdi A küp artı B küpün 2 tane açılımı var. Bakın birinci açılımı şu. A artı B çarpı A kare eksi A B artı B kare. Ki ben bu soruda bunu kullanmayacağım. Bir açılım daha var o da şu. A artı B'nin kübü eksi 3 AB çarpı a artı b. Eğer ki bu soruyu şu açımdan yaparsanız işlemimiz bir tık daha az olur. Ben de bu ifadeni açacağım. Şimdi dikkatli olun. Siz aslında buradaki 1 bölü x kübü. Bunun yerine şöyle yazsanız bir şey değişir mi? x küp artı 1 bölü x'in parantez kübü şeklinde. Hiçbir şey değişmez. Üstü bölmeye dağıt. 1'in kübü 1 gelecek. x'in kübü x küp gelecek. Yani bu ifade, bu ifade aslında aynı şey. E, o zaman şöyle düşünün. Bakın ben bu ifadeye a desem bu ifadeye B desem adam benden aslında A küp artı B küp istemiyor mu? İstiyor. Bak şuradaki A küp artı B küp açılımında A gördüğün yere X yaz B gördüğün yere 1 bölü X yaz. Ben de yazarsam bu durumda X artı 1 bölü X'in kübü eksi 3 çarpı A'mız X B'miz 1 bölü X çarpı A'mız X artı B'miz 1 bölü X gelecektir. E zaten şurada X'ler bunu götürmedi mi? Götürdü. Siz x artı 1 bölü x'in kim olduğunu biliyorsunuz. 3 olduğunu biliyorsunuz. E bu durumda 3'ün kübünden sol taraf 27 geldi. Ortası eksi 3 çarpı. Eksi 3 çarpı. Yan tarafına gelmiş oldu. Dikkat edin. Siz x artı 1 bölü x'in yine 3 olduğunu biliyorsunuz. Bir 3 de buradan geldi. Dolayısıyla x'ini çarparsak 27 eksi 9'dan cevabımız da artı 18. Yani sorunun doğru cevabı Adana gelmiş olur. Ne yaptım? A küp artı B küp şeklini yazıp ardından A küp artı B küp formülünde tabi ikinci formülde A yerine X, B yerine 1 bölü X yazdım. Sonra bir de baktım ki X artı 1 bölü X'ler karşı mı çıktı? E, o bana zaten verilmişti. Buna göre sorunun cevabı da 18 geldi. Hocam burada yansıdık olmaz mıydı? Ya olurdu ama o zaman A kare artı B kareyi yakalamak zorundasın. Yani işlem bir tık uzayacak haberin ola tamam mı? Dördüncü soru. Bu ifade bana verilmiş burada T karşı diye soruyor. Çocuklar hemen şu verilen ifadede iki tarafın karesini alır mısınız? Bakın şimdi. Kök x eksi 1 bölü kök x eşittir iki denkleminde. Ben iki tarafında karesini alsam. iki tarafında parantez karesini alsam. Bu durumda birincinin karesinden dikkat et kim gelecek? Kök x'in parantez karesi eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı gelecek. Artı sağdan kim gelecek? 1 bölü kök x'in parantez karesi gelecek. 2'nin karesinden de kime eşit oldu. 4'e. E şimdi bu durumda 2'lerle kökler birbirini götürmedi mi? Götürdü değil mi? Nasıl hocam burada götürdü? E üst paya ve paydaya da aldı. Sen bu ifade gidip de 1 bölü kök x'in parantez kare şekli yazabilirsin. Kare kök gitti. Burada zaten kök x'ler götürdü? Eksi 2'yi sağ tarafı gönder. Bu durumda x artı 1 bölü x kime eşit oldu? 6'ya. Şimdi bak senin karşında x artı 1 bölü x var. Senden x kare artı 1 bölü x kare isteniyor. Sana çarpanları ayırmada x artı y verilip de x kare artı y kare isteniyorsa ne yapacaktın? x artı y de iki tarafında karesini alman gerekiyor. Dolayısıyla sana verilen ifadede eğer ki bir daha iki, karın, iki tarafında karesini alırsan birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımını iki katı artı ikincinin karesi kime eşit geldi? 36'ya. Bakın burada ikincinin karesini alınca nasıl 1 bölü x kare yaptı? Sen 1 bölü x'in parantez karesinden eğer ki üssü bölmeye dağıtırsan 1'in karesi 1 yapar. x'in karesi x kare gelir. O yüzden direkt 1 bölü x kare olarak yazdım. E, x'ler birbirine götürdü. 2'yi sağ tarafı gönderdim. Bu durumda x kare artı 1 bölü x kare de kime eşit gelmiş oldu? 34'e yani sorun doğru cevabı da denizli gelmiş oldu tamam mı? Evet geliyorum 5. soruya. Aşağıda KLMN dikdörtgeni içinde her birinin alanı A birimi olan. Bunların alanı A'ymış. Eş dört tane ne verilmiş? Dikdörtgen verilmiş. Buna göre şekil yardımı ile hangisi elde edilebilir diye soruyor. Şimdi bak. Eğer ki bunun kenarları A ile A ise bir kere biz hemen şu kısma gidip de A birim diyebilir miyiz? Deriz. E peki buradaki dikdörtgenin alanı A birimse o zaman burasının otomatikman bir olması gerekmiyor mu? Niye? İki tane kenarı çarpacaksın ki bana alanı verecek. Kısa kenarlı uzun kenarı çarparsam şu düşünmem gerekiyor. A ile neyi çarparsam A yapar. A 1'e. E dolayısıyla dikdörtgenin bir kenarı 1 çıkmak zorunda. E şimdi o zaman bu dikdörtgenin bir kenarı A ile 1 ise her kenar 1 ile almak zorunda. Yani burası 1 gelmek zorunda. Burası A gelmek zorunda. Aynı mantıkta bak dikkat et. Burası A gelecek. Burası 1 gelecek. E burası 1 gelse burası 1 çıkmayacak mı? Çıkacak. Zaten burası da birdi. Ben buradan ne anlıyorum? Bu şekil bir kare oluştu. E bu şekil bir kare ise birin karesinden bunun alanları da bir 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 gelecek mi? Gelecek. Bu durumda tüm şekle bakarsan bak dikkat et. Buradaki şeklin alanı bir kare olduğu için yeşil şekilden bahsediyorum. A'nın karesi zaten buradan geldi. E buradaki dikdörtgenlerin alanları birer A değil miydi? Birer A'ydı. O zaman A kare ile 4 tane dikdörtgenin alanı topla 4A gelecek. Bir de şuradaki 4 tane küçük alanı topla. 4 tane 1'i topla yani. Ne yapacak? 4 yapacak. Yani bu durumda tüm alan otomatikman kim gelmiş oldu? A kare artı 4A artı 4 geldi. E bu durumda ben A şıkkını elde etmiş oldum. Tamam mı? 6. soru. A küp artı B küp açılımı kullanılacak. Neydi açılım? A artı B çarpı. A'nın karesi eksi AB artı B kare. Bir açılım daha var ama onu burada kullanmaya gerek yok. Onu kullanmayacağız burada. Bakın dikkatli olun. Yandaki ifadeyi ben burada birin kübü şeklinde yazsam bir şey, bir şey değişir mi? Hayır değişmez. E, dolayısıyla pay kısmında eğer ki a küp artı b kübü açarsak bu durumda a gördüğün yeri 71 yaz b gördüğün yeri 1 yaz ama her yerde yaz. Yazarsan 71 artı 1 çarpı a yerine 71 yaz b yerine 1 yaz. 71'in karesi Eksi 71 çarpı 1'den 71. Artı 1'in karesinden de 1 buradan geldi. Bölü paydan kim geldi peki? 71'in karesi eksi 70 gelmiş oldu. Eğer ki yandaki ifade düzenlerseniz. Siz burasının eksi 71. Burasında 1 olduğunu biliyorsunuz. Toparlarsanız şu kısım ne gelmiş oldu? 71'in karesi eksi 70 gelmiş oldu. Bu durumda şu ifade götürdü. Sorunun doğru cevabı da 72. Yani Adana gelmiş oldu tamam mı? Evet geliyorum 7. soruya. Şimdi dikkatli olun arkadaşlar. Karşımıza bir tane faktörel sorusu var. Biz faktörel sorularını ne yapacaktık hatırlayın. Faktörel sorularında karşındaki kesire bakacaksın. Kesirdeki en küçük faktörel hangisi ise bütün faktörelleri oradaki faktörele göre açacaksın. tamam mı? Yani kesre baktığımız zaman şu an en küçük faktörel 6 olduğu için her şeyi 6'ya kadar açmam gerekiyor. O zaman başlayalım. 7 faktöryel dediğim sayıyı 7 çarpı 6 faktöryel şeklinde yazdım. Bir düzene kare geldi. Eksi 6 faktöryelin karesi sağ taraftan geldi. Bölü. Paydaya geliyorum. Buradaki tüm sayıları 6'ya kadar aç. Açarsak soldan kim geldi? 8, 7, 6 faktöryel. Bir de bunun karesi var. Sağdan kim geldi? 7 çarpı 6 faktöryelin karesi geldi. Çarpı 1029'da sağdan gelmiş oldu. Hemen üstü çarpmaya dağıt. Bak eğer ki üstü çapmaya dağıtırsam, bu durumda 7'nin karesi çarpı 6 faktörin karesi. Eksi sağdan kim geldi? 6 faktörün karesi geldi. Bölü. Geliyorum aşağıya. Dikkatli olun. Aslında 8 çarpı 7 demek 56 demek değil mi? O zaman kareyi dağıtırken 56'ya dağıt daha, daha rahat edersin. Dolayısıyla bu ifade 56'nın karesi çarpı 6 faktörin karesi gelir. Peki sağ taraf kim gelir? 7'nin karesinden 49 çarpı 6 faktörün karesi yapar mı? Yapar. Şimdi pay kısmına bakarsan kimler ortak? 6 faktörün kareleri ortak. O zaman hemen ben bu ifade gidiyorum. 6 faktörün karesinin ortak parantesini alıyorum. Eğer ki alırsam bu durumda 6 faktörün karelerini attım. E soldan kim kaldı? 49. Sağdan kim kaldı? 1. 49'dan 1 çıktı. 48 gelmiş oldu. Bölü. Aşağıya gel. Aşağıda da 6 faktörün kareleri ortak değil mi? Öyleyse 6 faktörelin karesi parantezinde solda kim gelmiş oldu dikkat et. 56'nın karesi geldi. Dikkat et 56'nın karesi geldi. Eksi sağdan kim gelmiş oldu? 7'nin karesinden 49 gelmiş oldu. Şimdi bu durumda bir kere 6 faktörelin kareleri birbirini götürdü mü? Evet götürdü. Geriye kim kaldı? Pay kısmından 48. Payda kısmından peki kim kaldı? 56'nın karesi eksi 49 kaldı. Ya bana şimdi böyle 56'nın karesi hesaplamak biraz zor geliyor. Onun yerine bak ben bu ifadeyi şöyle yazsam olur mu? Hani 56 dediğimiz sayı. 8 çarpı 7'nin parantez karesi ya. üssü çarpmaya dağıtsam. Mesela bu ifadeye gitsem 8'in karesi çarpı 7'nin karesi şeklinde yazsam olmaz mı? Olur. Hatta 7'nin karesi kaç yapar? 49 yapar. Yani ben bu ifadeyi 8'in karesinden 64 çarpı 7'nin karesinden 49 şeklinde yazarım. E, dolayısıyla soldan 64 çarpı 49 geldi. Eksi sağdan kim geldi? 49 gelmiş oldu. E, 49'lar ortak. Ortak parantez al. O zaman pay kısmı 48. Payda kısmı 49 parantezinde 49'ları attım. Soldan 64. Sağdan kim geldi? Eksi 1 geldi. 64'ten biri çıkartırsam 63 yapmış oldu. Bundan sonra ne yapacağım? Sadeleştirme yapacağım. E bakıyorum kimlere bölünebilir diye. Şimdi bir kere bizim bulduğumuz bu ifade dikkat edin çocuklar. Hangi ifadeydi aslında? Şu soldaki ifadeydi. E ben bu ifadeyi gidip de 48 bölü 49 çarpı 63 bulduysam bir de sağdan kim geldi? Çarpı 1029 geldi. O zaman soldaki ifade 48 bölü 49 çarpı 63 geldi. Sağdan bir de çarpı 1029 gelmiş oldu. E sağdaşma yapalım. Bakın dikkat edin. 1029 ile 49 sağdaşır. 49'u 49'a böldüm. Bir kere var. 1029'u 49'a böldüm. Kaç kere var? 21 kere var. 21'e gittim. 21'e böldüm. Kaç kere var? 1 kere var. 63'ü 20'e böldüm. Kaç kere var? 3 kere var. E 48'i de artık 3'e bölersem sorunun doğru cevabı 16 yani Denizli gelmiş olur. Tamam mı? 8. soru. Bu soruda neyi kullanacağız? 2 kare farkını kullanacağız. Küp farkını kullanacağız. Bir de ifadeyi çarpan ayıracağız. Başlayalım. Şimdi öncelikle siz A küp eksi B kübün açılımının ne olduğunu biliyorsunuz. Neydi bu açılım? A eksi B çarpı A kare artı AB artı B kareydi. Aynı zamanda iki kare fark demek ne demekti? Tabanları çıkar. Tabanları çıkar. Tabanları topla ve çarp demekti. Hemen başlayalım. Bakın dikkat edin. Siz şuradaki 27'yi aslında 3'ün kübü şeklinde yazabilir misiniz? Evet yazarsınız. O zaman küp farkını açar mısınız? A yerine x yaz. B yerine 3 yaz. Yazarsam bu durumda x eksi 3 çarpı çarpı A yerine x yaz. B yerine 3 yaz. X'in karesi artı 3x artı 3'ün karesinden 9 geldi. Bölü aşağısı dikkat et. 9 aslında 3'ün karesi değil mi? 3'ün karesi. E o zaman buradan 2 kare fark gelmedi mi? Tabanları çıkar. Tabanları topla ve çarp. Geliyorum sağ tarafa. Ama gelmeden önce şunu bir çarpana ayıralım. Hatırlayın bu ifadeyi ben çarpanla nasıl ayıracaktım? Sol taraf x e x, sağ taraf çarpımları eksi 12, toplamları ortaya yani eksi 1'i veren iki ifade. Kim onlar? Eksi 4'e artı 3. E bu durumda karşılıklı yazsanız onlara. Eğer ki ben bunları karşılıklı yazarsam x e eksi 4'e x artı 3 geldi mi? Geldi. Yalnız dikkat et bölme işleminde sol tarafı sabit tutuyorum. Sağ tarafı ters çevirip ne yapıyorum? Sol tarafta çarpıyorum. Peki payda kısmına geldi burada? x kare artı 3x artı 9 geldi. E bu durumda x kare artı 3x artı 9'lar birbirini götürdü. x artı 3'ler birbirini götürdü. x eksi 3'ler birbirini götürdü. Geriye kim kaldı? x eksi 4 kaldı. Yani sorun doğru cevabı da Ceyhan gelmiş oldu. Tamam mı? Geliyorum 9. soruya. Şimdi karşında böyle bir ifade varken ben bu ifade gidip de Teta'nın 6. kuvveti bölü Teta'nın kübü artı 1 bölü Teta'nın kübü şeklinde yazsam bir şey değişir mi? Hayır değişmez. Paydaları aynı payları toplu aynı ifade gelecek. Peki soldaki ifadeyi tabanları aynı iken üstleri çıkarsam Teta'nın kübü artı 1 bölü Teta'nın kübü şeklinde yazsam bir şey değişir mi? Yine değişmez. Peki bu ifadeyi gitsem bir de şöyle yazsam Teta'nın kübü artı 1 bölü Teta'nın parantez kübü şeklinde yazsam bir şey değişir mi? Yine değişmez. Çünkü üssün bölmeye dağılma özelliği var. Eğer 3'ü bölmeye dağıtırsan, birin kübü yine bir gelecek. Bakın ben şuna x desem, buna y desem, aslında adam benden burada x küp artı y küp istemiyor mu? X küp artı y kübün iki tane açılım vardı. Burada işlemi bir tık azaltacak formülü kullanacağım. O formül hangi formül? Şu formül. X küp artı y küp eşittir x artı y'nin kübü eksi 3xy çarpı x artı y. Hatırlayın bir formül daha vardı. Hatta onu size yazayım? Hatırlatma olsun. X artı Y çarpı X kare eksi X Y artı Y kareydi. Eğer ki alttakini kullanırsan işlem bir tık daha uzar. Şimdi X gördüğün yere teta, Y gördüğün yere 1 bölü teta yazar mısın? Nerede yazıyorum? Burada yazıyorum. Eğer ki yazarsam. Teta artı 1 bölü teta'nın parantez kübü. Eksi 3 çarpı x'imiz teta. Y'imiz 1 bölü teta geldi. Çarpı teta artı 1 bölü teta da sağ taraftan gelmiş oldu. E biz zaten teta artı 1 bölü teta neye eşit olduğunu biliyoruz? 2'ye. Yerine yazarsak burası 2 geldi. Şuradan tetalar birbirini götürdü. E burası da 2 geldi. Soldan 2'nin kübü 8. Yandan 2 çarpı 3'ten eksi 6 geldi. Bu durumun sorunun doğru cevabı da ne gelmiş oldu? Edirne yani 2 gelmiş oldu. 10. soru. Ne yapacağız? Küp farklarını kullanacağız. 2 kare farkını kullanacağız. Hatırlayın küp farkının açılımı neydi arkadaşlar? x eksi y çarpı x'in karesi artı x y artı y kareydi. E peki iki kare farkının açılımı neydi? Buraya birazdan yazacağız. Koyalım bunu yerine koyarsak sol taraf ne geldi? x eksi y çarpı x'in karesi artı x y artı y kare yaptı. Paydası kim? x eksi y. Hatırlayın bölme işlemi yaparken sol tarafı sabit tutuyorum. Sağ tarafı ters çarpıyorum. Yani x kare eksi y kare pay kısmına gelmiş oldu. E neydi açılımı? Tabanları çıkar. Tabanları topla ve çarp. Bölü aşağıdan kim geldi peki? x kare artı x y artı y kare gelmiş oldu mu? Oldu. Bir kere dikkat ederseniz x kare artı x y artı y kare ile bunlar birbirini götürdü. x eksi y'ler birbirini götürdü. Geriye kim kalmış oldu? x eksi y çarpı x artı y kaldı. E, o da zaten x kare eksi y kare yani iki kare fark değil miydi? O yüzden sorunun doğru cevabı da Deniz'e gelmiş oldu. 11. soru. Şimdi bakın bir kere a kare eksi b kare demek ne demek? İki kare fark demek bu cepte. Ayrıca rasyonel ifadelerde payla payda yer değiştirirse üstün işareti ne yapacaktı? Tam tersine dönecekti. Hemen şurasına gidiyorum. iki kare farkını açıyorum. Tabanları çıkar. Tabanları topla ve çarp. Bölü aşağıdan a eksi b geldi. Eksi a kare artı b kare bölü a artı b buradan geldi. Eksi yandan kim geldi? 2ab bölü a artı b buradan geldi mi? Geldi. Bir kere a b'ler gitti. Soldan kim kaldı? a artı b kaldı. Sağdan dikkatli olun arkadaşlar. Bakın paydalar aynı. Eğer ki payları çıkartırsanız. Buradaki eksiler kafanızı karıştırabilir. O yüzden ben bunu şöyle yapmak istiyorum. Bakın şurasını eksi ortak parantez alır mısınız? Burasını eksi ortak parantez alırsan geriye kim kalacak? A kare artı B kare bölü A artı B artı 2AB bölü A artı B gelecek. Şimdi daha rahat çözersin. Paydalar aynı paydaları topla. Soldan bir A artı B geldi. Eksi A kare artı 2AB artı B kare kimin açılımıydı bu? A artı B'nin parantez karesi. E dolayısıyla sen eğer ki bunların paylarını toplarsan a kare artı 2 ab artı b kare gelmeyecek mi? Yani pay kısmı kim gelmiş oldu? a artı b'nin parantez karesi. E payda kısmında kim var? a artı b var. Bu durumda a artı b'nin karesiyle a artı b birbirini götürürse sağdan kim kaldı? a artı b kaldı. Soldan a artı b eksi sağdan a artı b geldi. Bunlar götürdü. Cevapta 0 yani Bursa gelmiş oldu tamam mı? Evet. Geliyorum 12. soruya. Şimdi bir kere biz şuradaki işlemde dikkat edin. X sayı e bakın x eksi y ifadesini şöyle yazsam hiç şey değişir mi? X'i kök x'in parantez karesi y'yi de kök y'nin parantez karesi şeklinde yazsam. Ve ben bunu iki kare farklı açsam. Tabanları çıkar. Tabanları topla ve çarp. Böyle yazsam hiç şey değişir mi? Hiçbir şey değişmez. E al yerine yaz. Bu durumda tabanları çıkarttım. Tabanları topluyorum ve çarpıyorum. Bölü payda kısmından kim geldi? Kök x artı kök y geldi. Sağdan kim geldi? Eksi kök x artı kök y gelmiş oldu. Bir kere dikkat edin lütfen. Şuradaki kök x artı kök y'ler birbirini götürdü. Soldan kök x eksi kök y. Peki sağdan kim geldi? Eksi kök x artı kök y geldi. E bu durumda dikkat edin lütfen. Eksi kök x ile artı kök x götürdü. Artı kök y ile eksi kök y götürdü. Sorunun cevabı da sıfır kaldı. Yani doğru cevabımız Bursa gelmiş oldu. Tamam mı? Geliyorum 13. soruya. Bir kere bu soruyu çözerken kullanacağımız birkaç tane ifade var. İlk ifade küp açılımı. İkinci ifade neyi kullanacağım? İki kare farkı kullanacağım. Bir kere küp farkı neydi? Bak hatırlayın. A küp eksi B küpün açılımı. A eksi B çarpı a kare artı ab artı b kare değil miydi? Böyle bir ifadeydi. E şimdi sizin karşınızda eğer ki x küp eksi 8 y küp varsa ben 8 y kübü gidip de 2 y'nin parantez kübü şeklinde yazamaz mıyım? Çok rahat yazarım. O zaman burada a gördüğün yere x, b gördüğün yere 2 y yazar mısın? Yazarsak ne gelmiş olacak? x eksi 2 y çarpı x'in karesi artı x ile 2 y çarpı 2x'e gelecek artı 2y'nin karesinden 4 yukarı geldi mi? Al bunu yerine yaz. Şimdi pay kısmı x eksi 2y çarpı x kare artı 2 tane x y. Peki yandan kim geldi? 4 kare geldi. Bölü geliyorum payda kısmına. Biz 4 kareyi gidip de 2y'nin parantez karışık yazabilir miyiz? Çok rahat yazarız. E Ne geldi o zaman buradan? 2 kare fark geldi. Neydi peki 2 kare farkın açılımı? tabanları çıkar tabanları topla ve çarp geliyorum yan tarafa bölme işlemi varsa ne yapacaktık paydayı dikkat et sol tarafı sabit tut sağ tarafı ters çevir çarp eğer ki ters çevir çarparsak çarpı x'in karesi artı x'y eksi 2y kare nereden geldi pay kısmından geldi payda kısmından kim gelmiş oldu peki x kare artı 2xy artı 4y kare geldi doğru mu x kare artı 2xy artı 4y kare geldi. Aynı şekilde sağ taraftan kim gelmiş oldu? x eksi y gelmiş oldu. Bir kere dikkat edin. Siz şuradaki ifadeyi de aslında çarpan ayırabilirsiniz. Bakın burayı x'e x, e x şeklinde ayırsam. Yan tarafı da eksi 2y değil de artı 2y'ye eksi y şeklinde ayırsam. Bu iki ifadenin çarpımı kimi verdi? Eksi 2y kareyi verdi. Peki çapraz çarpların toplamı ortaya verdi mi? Bak eksi y ile x'i çarp eksi x y yaptı. Bir de 2 y ile x'i çarp ne geldi? 2 x y geldi. Toplamlar ortaya verdi mi? Verdi. O zaman bunları karşılıklı yaz. Karşılıklı yazarsam aslında pay kısmı şöyle gelmiş oldu. x artı 2 y çarpı x eksi y gelmiş oldu. Şimdi başla sadeleştirmeye. Kimler sadeleştirecek? Dikkat et lütfen. Bir kere şu x eksi dikkat edin. x eksi 2 y ile x eksi 2'ye birbirini ne yaptı? Götürdü. x artı 2 ile x artı 2'ye birbirini götürdü. Ardından buradaki ifade tamamıyla bu birbirini götürdü. Ve şuradaki x eksi ile buradaki x eksi ne yaptı? Birbirini götürdü. E geriye kim kaldı? Hiçbir şey kalmadı. O yüzden sorunun doğru cevabı da 1. Yani Edirne gelmiş oldu tamam mı? Geliyorum 14. soruya. Adam bana fx'i vermişken ben f nasıl bulacağım? E x gördüğün yere m yaz. Yazarsam x gördüğüm her yere m kare yazıyorum. Bu durumda m kare eksi parantez karesi eksi 9 dediğim ifade 3'ün karesi değil mi arkadaşlar? E, o zaman burada iki kare farkı var. Tabanları çıkar. Tabanları topla ve çarp. Doğru mu? Doğru. Ne yaptım? Tabanları birbirinden çıkarttım. Tabanları topladım ve çarptım. Birazcık daha düzenlersek soldan m kare eksi 4 geldi. Peki sağdan kim geldi? M kare artı 2 geldi. Hatta dikkat et. Sen buradaki 4'ü 2'nin karesi olduğunu biliyorsun. O zaman bunu 2 kare farkına açarsak. Tabanları çıkarttım. Tabanları topladım ve çarptım. Yandan kim geldi? M kare artı 2 geldi. Çocuklar tekrar söylüyorum. 2 kare fark neydi? Tabanları çıkar. Tabanları topla ve çarp. Yani F M kare burası geldi mi? Geldi. Şimdi geliyorum G M kareye. X gördüğün yere M kare yaz. Yazarsak. Bu durumda g m kare. X gördüğüm yere m kare yazarsam e o da ne geldi? m kare artı 2 geldi. Ne diyor bana? X'ini oranla diyor. X'i oranlarsak m eksi 2 çarpı m artı 2 çarpı m kare artı 2 bölü paydadan kim geldi? m kare artı 2 geldi. O zaman m kare artı 2'ler bunu götürdü. Geriye de m eksi 2 çarpı m artı 2 gelmiş oldu. Benden ne istiyor? Çarpanlarından birini istiyor. Bu durumda sorunun çarpanlardan biri M artı 2 yani Ceyhan gelmiş oldu tamam mı? Evet 15. soru bakalım soruya. İki tane bilgi vermiş buna göre bu ifadenin eşliği nedir diye soruyor. Şimdi ilk iki ifade kimler ortak? X'ler ortak. Al hemen bunları X parantezinde. X parantezinde soldan kim kaldı? Bakın ortak parantezi nasıl alacaktık? Ortakları yaz. Ortakları sil. Geriye kalanları parantez içerisine yaz. Geliyorum sağ tarafa. Ortakları yaz Ortakları sil Geriye kalanları parantez içerisine yaz E kimler ortak şu anda a B'de ortak değil mi O zaman A-B ortak parantezinde A-B'leri attım Soldan X kaldı sağdan kim geldi Artıya geldi Bakın yukarıdaki verilen bilgilerde Eksi Y'yi sol tarafa ve B'yi sol tarafa atsam Bu durumda X artıya kime eşit geldi 5'e Peki A-B kime eşit geldi 4'e e, yerine koyarsam Sol taraf 4 sağ taraf 5 çarparsan 20 geldi. Yani sorun doğru cevabı da Edirne gelmiş oldu tamam mı? Evet geliyorum artık testin son sorusuna. Şimdi bana burada bazı ifadeler vermiş. Buna göre kare ve dikdörtgenler kullanılarak bu özdeşlik şöyle modellenmiş. E mantıklı çünkü buradaki her bir dikdörtgen alanı x kadar. Her bir dikdörtgen alanı x kadar ve her bir ufak karenin alanında bir birim kare değil mi? hepsi bir birim kare. En başta da büyük yeşil ne vermiş? X kare vermiş. Bu ifadeyi modellemek için bir tane x kare kullanmış. Tamam. Ardından kaç tane dikkat x kullanmış? 1, 2, 3, 4, 5 tane x kullanmış. Ardından ne yapmış? 4 tane de 1 kullanmış. Çocuklar buradaki olay şu. Yapacağınız şey size verilen şekillerin alanlarına bakmak. Buradaki karenin alanı ne kadar? x kare kadar. Buradaki her bir dikdörtgen alanı 1x değil mi? Her bir dikdörtgen alanı 1x yapıyorsa e dikkat et 5 tane x'in toplamı ne yaptı? 5x yaptı. Her bir karenin alanı 1 birim kare değil mi? E 4 tanesi toplamı ne gelecek? Art 4 gelecek. İşte onu ne yaptı? Modelledi. Buna göre şuradaki bilgilere dayanarak hangisini modelleyebilirsin diye soruyor. E ben bunu modellerim. Niye modellerim? Elimde x kare var mı? Var. Peki elimde 5 tane x yok mu? Var. E ben bunların alanları toplasam 5x gelmeyecek mi? Gelecek. Peki elimde 6 tane 1 var mı? Evet var. E o zaman birinci yargı modellenir. İkinci yargı modellenemez. Niye modellenemez? Çünkü senin elinde dikkat et eksi 6 yok bak. Senin elinde alan hep artı 1 olan ifadeler var. Bunları modellerken anca alanları toplayabilirsin çıkartamazsın. O yüzden elinde eksili bir şey olmadığı için bunu modelleyemezsin. Unutma bu modelleme yazarken alanlarını hepsini toplamak zorundasın. Çıkan bir yapamazsın tamam mı? Peki bunu modelleyebilir misin? Evet modellersin. Niye? Elinde x kare var bir tane ve 5 tane x var. Dolayısıyla bu da modellenir. Yani sorun doğru cevabı da 1 ve 3 yani Ceyhan gelmiş oldu. Evet çocuklar bir testin daha sonuna geldik. Bir sonraki teste görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.